Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size araçlardaki orijinal soketi kesmeden ototeyp bağlantısı nasıl yapılır onu tarif edeceğim. Aracım Opel Corsa C. Genelde Volkswagen grubuyla birebir aynı soketi taşıyor. Bunda yaptığımız uygulamayı şöyle göstereceğim. Elektrikçilerden şu şekilde papuç bulabilirsiniz arkadaşlar. Kabloyu içerisine geçirip ucunu ezerek şu şekilde yayın. Bağlantıya gelecek olursak şurada görüyorsunuz zaten arka kısmını göstereyim. Kırmızı artı toprak rengi olan eksi şase ucumuz. Sol tarafta olan 8 tane kablomuzda hoparlör uçlarımız artı eksiler. Bunda yapılacak olan işlem çok basit. Şöyle göstereceğim. Her bir papucu karşılığı nereye geliyorsa oraya takın. Artıya artıya, eksiye eksiye. Şu iki kabloyu ben birbirine bağlamışım. Bunun da sebebi şöyle. Sarı kablomuz artı ucumuz zaten 12 volt. Kırmızı kablomuz ise sinyal yani hafıza kablomuz. Genelde o şekilde geçiyor. Eğer teybin orijinal testatında anahtarı çektiğinizde kontaktan kapanma özelliği yoksa bu ikisini birbirine bağlayın. Teybinizin bilgileri otomatikman sıfırlamayacaktır. Eksi ucu zaten her zaman siyahtır, şasedir. Montaja geçeyim. Bittikten sonraki halini de göstereceğim. Gördüğünüz gibi şurası hoparlör kısımları artı eksi artı eksi artı eksi böyle aşağıya doğru gidiyor. Bu teyplerde çok fazla tesisat şey olmadığı için farklılığı olmadığı için genelde olan uçlar bellidir. Hoparlör uçları artı eksi bir de bazılarında anahtarı çekince kontaktan enerjiyi kesme özelliği var. Montajını yapayım. Yaptıktan sonra tekrar bakalım nasıl olduğunu. Montajı bu şekilde bitirdik. Gördüğünüz gibi kırmızı uç, şase ucu, hoparlör 1, hoparlör 2, hoparlör 3 ve hoparlör 4 olmak üzere. Amfimden gelen stereo ses kabloları. Orijinal anten girişini de kesmenize gerek yok. İçerisine birer tel değdirerek ucuna bir adet fiş bağlayıp direkt takın. Yani biraz emek sarf ettikten sonra bence olmayacak hiçbir şey yok. Yani normal ustalara götürüp arabanın her yerini darmadağın etmektense kendiniz bu şekilde biraz emek vererek 2-3 liraya bu bağlantıyı yapabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan şu papuçlardan bulabilmeniz. Gördüğünüz gibi gayet güzel oturuyor. Bunları birçok araçta da kullanabilirsiniz. Benim önceki soketim şu şekildeydi. Farklı bir teyif vardı. Bu kullandığım papuçlar buna da giriyor. İsterseniz bunda da kullanabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Sadece uçları bilmeniz yeterli. Uygulama bu şekilde bitti arkadaşlar. Harici olarak göstermediğim sadece şu mavi kablo kalmıştı. Bu da bildiğiniz üzere amfiyi tetikleyen artı kablomuz. Buradan amfiden gelen kablomuzu direkt buna bağlıyoruz. Teybimizi açtığımız anda amfimiz açılıyor. Kapattığımız anda da kapanıyor otomatikman. Montajı tamamen bitirip bir ses alalım bakalım nasıl oldu. Arkadaşlar montajımız bitti. Çok güzel bir teyp. Pioneer'ın MVH08UB modeli. Önceki teypimde tesisat olduğu için aşırı ısınma oluyordu. Dandik bir teypti. Bunda Bluetooth yok ama gayet hoş, güzel bir model. Size de tavsiye ediyorum. Videoda gösterdiğim şekilde kendi teybinizi kendiniz bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir bölüm olursa yorum kısmından belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.